TRT Haber ekranlarında mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Takvimler 27 Nisan 2020 Pazartesi'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca özel yayında karşınızda olacağız. Neleri konuşacağız özel yayınımızda isterseniz hemen onları arz edelim. Aslında gündemi değerlendireceğiz. Uzman konuklar ki alanında uzman isimler bu gece ve hafta içi 5 gün boyunca TRT Haber ekranlarında bizlerle birlikte olacak. Gündemi ele alacağız. Elbette gündem dünyada da Türkiye'de koronavirüs, ancak bunun sadece sağlık boyutu yok. Ekonomi boyutu, güvenlik boyutu, birçok başlık var. Aynı zamanda bugün 27 Nisan ki Türkiye'de 2007 yılında hatırlayacaksınız e-muhtıra verilmişti 27 Nisan'da. Bunun yıl dönümü ve aynı günlere denk gelen bugün aslında toplumda da büyük endişe ve üzüntü uyandıran bir vaka vardı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarına yönelik özellikle iki barodan gelen açıklamalar. İşte o açıklamaları konuşacağız. Hem 27 Nisan e-muhtırası hem de bugün yaşananları değerlendireceğiz. Özellikle İslam camiasında rencide ettiği ifade edilen o açıklamalara ilişkin hangi adımlar atıldı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş neler söyledi? İşte bunlara bakacağız. Bir yandan da tabii ki virüs dünyada turizmi vurmuş durumda. Türkiye'de turizm ülkesi. Peki turizm nasıl canlanacak? İşte bunu konuşacağız. Uçaklar, trenler, belki de vapurlar ne zaman kalkacak? Oteller ne zaman açılacak? İşte bunları konuşacağız. Turizm sektöründeki koronavirüs etkilerini de ele alacağız. Tabii ki bugün açıklanan rakamlar da çok önemli. Salgın Türkiye'de nerede? Hangi boyutta acaba? Tepe noktayı gördük mü? Yoksa Avrupa'daki gibi bir süreç devam edecek mi bundan sonrasına ilişkin? İşte bunları da konuşacağız. Özel yayınımız başlıyor. Evet sevgili seyirciler, özel yayınımızda öncelikle son gelen rakamlar üzerinde Türkiye'de koronavirüs salgınında hangi aşamadayız, işte bunu değerlendireceğiz. İsterseniz önce rakamları sizlere arz edelim, sonrasında da uzman konuklarımıza neredeyiz ve bundan sonrasında nasıl bir süreç bizleri bekliyor, işte bunu konuşalım. Hemen yönetmenimden rica edeyim, 27 Nisan 2020 Pazartesi gününün rakamları bunlar. 20.143 test yapılmış ve 2.131 pozitif vaka var. Burada %10'luk bir oran var, bunu söyleyebiliriz. Geçen günlere göre bu noktada test sayısı daha az ama tespit edilen 2131 pozitif vaka var. Vefat sayısı, hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatlik süreçte 95. Bugün bizleri en çok umutlandıran rakamsa iyileşenlerin, taburcu olanların sayısı ki bu rakam 4651'e ulaştı. Neredeyse tespit edilen rakamın, vakanın iki katından bile fazla, burası önemli. 918.885 toplam test, toplam vaka sayısı 112.261'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2900'e yükselmiş oldu 95 ile birlikte ve toplam yoğun bakım hasta sayısı 1736. Yine üzerinde konuşacağımız rakamlardan birisi bu. Yoğun bakım hasta sayısında da bir azalma var ve yoğun bakımdaki entübe hasta sayısında da benzer bir durum var. 882 ve iyileşen hasta sayısı, taburcu olanların sayısı da 33.791'e ulaşmış durumda. Şimdi o konuşacağımız rakamlara dair bazı günlerden örnekler de aldık. Yönetmenimden hemen onları da rica edeceğim. Çünkü hangi noktadayız, bu rakamlar üzerinde konuşmak çok önemli. İşte bugünkü test sayısı 20.143, vaka sayısı 2131 dedik. Hayatını kaybedenlerin sayısı 95 ve 4651 kişi iyileşti. Şimdi bir sonraki grafik gelecek ekranlarınıza. Bu biraz önceki, evet, entübe hasta sayısı, yani yoğun bakımda bulunup cihaza bağlı bulunan hasta sayısı, entübe hasta sayısı. 20 Nisan tarihini baz aldık ve o günden bugüne, 27 Nisan'a kadar bu süreçte, işte gün gün, yani 8 gün burada var, yaklaşık bir haftalık süreçte entübe hasta sayısında bariz bir şekilde azalma var. 1033'ten 882'ye kadar düşmüş. Tabii ki bu rakam neden önemli? Çünkü entübe olan hastalar dünyada kritik olarak kabul ediliyor. Bu noktada da entübe hastaların iyileşmesi, sayısının azalması önümüzdeki günlerde vefat sayısının azalacağına da işaret ediyor. Şimdi yoğun bakım rakamı varsa bir de onu rica edeceğim yönetmenimden. İşte yoğun bakım yine aslında entübe hastaları da içinde barındırıyor. 1909'dan başlamış 20 Nisan'dan aldığımız bu rakam ve şimdi 1736'ya, yaklaşık 135-140 kişi
azalmış. Yoğun bakımdaki hasta sayısı da, bu da önemli. Çünkü genelde entübe hasta ve yoğun bakımda bulunan hastalar kritik olarak kabul ediliyor. Buradaki rakamda hastaların sayısının düşmesi de önemli. Şimdi bir başka grafik gelecek ekranlarınıza ki bu süreci anlama adına vaka sayısı. Dünyada zaten ülkelere baktığımızda vaka sayısındaki artış aslında burada. Toplam vaka sayısı değil, gün be gün ortaya çıkan vaka sayısı. 20 Nisan'da 4674 pozitif vaka tespit edilmiş. 21 Nisan'da 4611. Aslında en tepe noktalar arasında yer alabilir. 5000 o civarda görmüştük. İşte 4674 20 Nisan'da. 22 Nisan'da 3083 pozitif vaka tespit edilmiş. 23 Nisan'da 3116 ve 3122. 24 Nisan'da ve kırılmanın olduğu nokta 25 Nisan tarihi ki 2861'e düşmüş ve ondan sonra da peyderpey 2357 ve bugün 2131 pozitif vaka tespit edilmiş. Bu pozitif vakaların tespit edilmesi tabii ki azalması önemli, artış hızının düşmesi. Diğer grafiklerle tam tersine bir grafikse iyileşen hastaların durumu ki her gün artıyor, katlanarak artıyor. 20 Nisan'da 1454 hasta, 21 Nisan'da 1488, 1559, 2014, 3246, 3845 ve 3558. Bugün de en zirve yaptığı nokta 4651 kişi taburcu oldu. Bu noktada da iyileşen hastaların da grafiğine baktığımızda tam tersine bir seyir var. Bu da önemli çünkü taburcu olan hastaların durumu da çok önemli sağlık sistemi anlamında. Rakamlar bu şekildeydi. Şimdi bunları değerlendireceğiz. Özellikle iyileşen hastalar, pozitif vakalar, test sayıları, tüm bunları değerlendireceğiz. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü bizlerle birlikte. Kendisine merhaba diyeceğiz. Sesimizi duyuracağız şimdi. Yönetmenimden hemen rica edeceğim. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'ye soracağız. Bu rakamları ve iyileşen hasta sayısındaki bu artış önümüzdeki günlerde bizi nereye götürür? Bunu konuşacağız. Tevfik Özlü beni duyabiliyor mu herhalde? Yönetmenimden rica edeyim. Evet, hemen rica edeceğim. Sayın hocamız da gelsin. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Profesör Doktor Tevfik Özlü, Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi. Hocam nasıl değerlendirmek gerekir? Biz rakamları 20 Nisan baz alarak değerlendirdik. Şöyle bir azalan grafik var. Hem vakada hem hayatını kaybedenlerde artan grafikte, katlanarak artan grafikte özellikle iyileşenlerin durumu. Siz genel tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? Gayet olumlu. Yani giderek daha iyi rakamlar görmeye başladık. Salgının giderek iniş kolunu izliyoruz artık. İşler giderek daha kontrole giriyor. Şu an itibarıyla Türkiye bu salgını kontrol altına almayı başardı. Ama salgın henüz durmadı. Salgın devam ediyor. Dikkat ederseniz yeni vakalar, yeni tanı konmuş vakalar var. Yani virüs hala toplumda dolaşıyor, bulaşıyor insanlara. Bunu görebiliyoruz. Ama eskisine göre bu bulaşma hızı oldukça yavaşladı. Vaka sayılarımız azaldı. Öbür taraftan hala maalesef kaybetmekte olduğumuz hastalarımız var. Ama eskiye göre vefat eden hastalarımızın sayıları da azaldı. Sevindirici olan, iyileşen, şifa bulan, taburcu edilen hasta sayılarımızın giderek artması. Ve yeni vaka sayılarımızla taburcu edilen vaka sayıları karşılaştırıldığında hani taburcu olan vaka sayılarımızın daha fazla olması, bütün bunlar hep olumlu ve salgının artık iniş kolunda olduğumuzu gösteriyor. Bu bir başarı ama henüz daha sonuçlanmış değil. Yani buna bakarak her şeyi bitirdik, hallettik, sorunu çözdük deyip rahatlayamayız. İlla bu süreci durdurmamız lazım. Bu atağı mutlaka bitirmemiz lazım. Bunu da ancak şu anda almakta olduğumuz tedbirlere devam ederek yapabiliriz. Bu başarı bir tesadüf değil. Yani evet. Bugüne kadar tavsiyelere uyulması, işte kısıtlamalara dikkat edilmesi bu sonucu doğurdu, olumlu sonucu doğurdu. Bunlarda gevşeme olmazsa, aynı şekilde dikkat edersek sanıyorum önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde bu salgını tamamlarız ve normal günlere en kısa zamanda evriliriz. Ama bir aksama olursa tabii tekrar bir ivmeyle yükselme trendine kolayca geçebiliriz. Kritik, kırılgan bir dönemdeyiz. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama eskisine göre daha umutluyuz. Daha güçlüyüz. Yapabileceğimizi gördük. Yani bu virüsü yenebileceğimizi gördük, anladık ulusça. Onun için daha motive haldeyiz.
Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi siz bilim kurulunda da görev yapıyorsunuz aynı zamanda. Bu çerçevede baktığımızda sizin kurul olarak bir takvimi elbette oluşturmuşsunuz. Takvimle bugünkü veriler örtüşüyor mu? Evet, bununla ilgili değişik modellemeler yapılıyor. Bu modellemeler üzerinden tahminler yürütülüyor tabii ki. Bunlar değişiyor. Farklı teknikler kullanıldığında, farklı programlar kullanıldığında değişebiliyor. Ama tabii bunların doğru çıkması için toplumsal tepkinin nasıl olabileceğini de öngörmek lazım. Ramazan ayındayız. Dolayısıyla bazı değişiklikler var Türk toplumunda. İşte iftarlar, teravihler, işte bayram namazı gibi, bayram ziyaretleri gibi riskler var. Bu riskleri iyi yönetebilirsek, bir sorun olmazsa eğer, hani bu tedbirlere uymaya devam edersek, bayram sonrası itibariyle tümüyle rahatlayacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Ama eğer bir kırılma olursa tabii o zaman maalesef istediğimiz gibi sonuçlanmayabilir. Tekrar bir patlama olabilir ya da bir uzama olabilir süreçte. Onun için hani erken rahatlama veya erken sonlanma gibi beklentileri çok tehlikeli buluyorum. Yani çok uygun bulmuyorum. Biraz daha dişimizi sıkmamız lazım. Biraz daha kalalım ama bu işi bitirelim. Yoksa bütün bu çektiğimiz zahmetler, sıkıntılar boşa çıkabilir. Sil baştan yeniden başlamak zorunda kalabiliriz. Böyle bir duruma da kimse düşmek istemez. Çünkü epey zahmet çektik, yol aldık, yüzdük kuyruğuna geldik. Artık sabredip bu işi tamamlamamız en doğru olan olacak tabii ki. Tabloya baktığımızda Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı o tablodaki hangi rakamın sıfırlanması gerekiyor ki biz tehlikeyi atlattık diyebilelim? Yani yeni vaka sayılarının sıfır veya sıfıra yakın olması gerekiyor. Yani artık virüsün toplumda dolaşmadığını, kimseleri enfekte etmediğini görmemiz lazım. Tamamıyla sıfır olmayabilir ama ciddi bir düşüşü görmemiz lazım. Yani tek tük vakalar arada olabilir ama genel itibariyle böyle topluca vakaların çıkmaması lazım. Bu önemli. Var olan hasta yükümüzün azalması lazım. Yani bu şu anda 80 binin altına düştü ama epeyce bir hastamız var hastanelerde ya da evlerde tedavi edilen. Bunların iyileşmesi, bulaştırıcılığının ortadan kalkması lazım. Bu önemli. Şu anda temaslı olup takip altında olan, izolasyonda olan insanların bu temas sürelerinin, takip sürelerinin, izolasyon sürelerinin bitmesi, normale dönmeleri, içlerinde hasta olan çıkarsa tedavi edilmeleri lazım. Yani bu sorunu tümüyle ortadan kaldırmamız lazım, bitti diyebilmek için. Bunu demezsek eğer, dediğim gibi tekrar bir çıkış trendi yaşayabiliriz. İkinci bir atak olabilir. O zaman siz özellikle bayramı işaret ettiniz ki toplumda değişen özellikle bazı günler, özel günlerde ziyaretler, temas trafiği artabilir ifadesini kullandınız. Okulların açılması, maçların, spor müsabakalarının oynanması da bir risk midir bu çerçevede? Yeni önlemlerle mi belki okullar açılacak, belki spor müsabakaları oynanacak? Şimdi bunlarla ilgili tabii kararları biz vermiyoruz. Onun için bu konularda böyle çok net, kesin bir şeyler söylemem zor. Ama bunlar biraz salgının dinamikleriyle ilgili. Yani geri dönüşler, aldığımız veriler, salgının seyriyle ilgili. Elbette bunlar da görüldükçe bu tür kararlar da zamanı gelince verilir. Ama şu an itibarıyla bunları konuşacağımız zaman olduğunu düşünmüyorum. Yani henüz bunların zamanının geldiğini düşünmüyorum. Şu anda mevcut durum neyse aynısını devam ettirmemiz gerekiyor. Yani bu muhtemelen bayrama kadar da böyle olacak. Mevcut durumda çok büyük bir gevşeme ya da rahatlama beklememek lazım. Bu doğru olmaz. Hani verilerimiz azalsa bile yine de bir süre hani var olan hasta yükümüzü eritmek için, bu temaslı izolasyonlarımızı tamamlayabilmek için, yeni bulaş riskini ortadan kaldırabilmek için, ikinci bir atakla tekrar hani evlere hapsolmamak için bence çok dikkatli adım atmamız gerekiyor. Ve bilhassa söylediğim gibi yani bu bayram ziyaretleri ve bayram namazı gibi riskleri iyi yönetmemiz gerekiyor. Bunlarda bir kırılma olursa çok üzülebiliriz tekrar. Evet. O bakımdan acele etmeyelim. Ama ben şunu söyleyeyim. Acele etmememiz aslında acele etmemiz anlamına geliyor. Çünkü acele edersek, birdenbire bırakırsak tekrar evlere dönmek zorunda kalabiliriz. Bu daha zor olabilir bizler için. Ama eğer sabırlı olursak, biraz daha sabredersek, tümüyle bu yangını söndürüp
tekrar yangın çıkmayacak hale getirebilirsek, soğutmayı yapabilirsek, yangın yerini soğutabilirsek, biliyorsunuz yangından sonra soğutmanın yapılması önemlidir. Onu da yaparsak o zaman gönül rahatlığıyla daha güvenli bir şekilde ve bir daha geri dönmeyecek şekilde normal hayatı başlatabiliriz. Öyle zannediyorum ki yaz mevsimini evde geçirmek istemiyorsak bir ay daha sabretmemiz gerekiyor. Burası çok önemli. Aynen. Bir de merak ettiğimiz bir konu var ki Türkiye'nin günlük test kapasitesi 40 binleri görmüştük. Ancak bugün 20 bin test yapıldı. Bu çerçevede filyasyon yöntemiyle testler gerçekleştirildi. Yani kritik isimler tespit edilip onlara test yapıldığı için mi? Neden böyle bir test sayısında azalma var? Kapasitede bir düşme yok aslında. Kapasite yüksek. Şu anda Türkiye günde 50 bin, 55 bin test yapabilecek kapasiteye sahip. Laboratuvar sayısı artırıldı. Hemen her ilde artık testler yapılabiliyor. Test sayısının düşük çıkması aslında test yapılması gereken hasta başvurusunun düşük olmasıyla ilgili bence. Yani daha az sayıda hastalar artık polikliniklere, acil servislere geliyorlar. Bunu hepimiz de görüyoruz, hastanede çalışan meslektaşlarım. Yurdun değişik yerlerinden ben bu geri dönüşleri alıyorum. Genel itibariyle artık salgının başlarındaki o ilk 3-4 haftadaki hasta yoğunluğuna göre çok azalmış durumda. Dolayısıyla biz semptomu olanlara zaten test yapıyoruz. Dolayısıyla semptomu olanlar azaldığı için, hastaneye başvurular azaldığı için daha az sayıda hastaya test yapılmış oldu. Yoksa test yapma kapasitemizde bir düşüklük yok. Evet. Bir de iyileşenlerin sayısında bir katlanarak artış var. Bu net bir şekilde. Gelen sorulardan biri de bu konuyla ilgili. Acaba farklı bir yöntem mi deneniyor yoksa bu hastalıkta tedavi sürecinin uzun sürmesi sebebiyle mi bugünlerde sayı bu kadar arttı ve artmaya da devam ediyor? Evet Cengiz Bey, aynen dediğiniz gibi yani bu hastaların iyileşmeleri bir zaman alıyor. Dikkat ederseniz yoğun bakımda ve mekanik ventilatördeki hasta sayılarımız giderek azalıyor. İşte onlar iyileşip taburcu olduğu için zaten azalıyorlar. O hastalarımızın iyileşmesi de biraz zaman aldığı için 3-4 hafta bazen 4-6 haftaya kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla ondan bu hani iyileşme rakamları, sayıları giderek artıyor, artacak. Yani mevcut kapasite, mevcut hasta yükü diyelim, var olan hasta yükünü zaman içerisinde gitgide daha da azaltacağız, onu eriteceğiz, yani havuzu boşaltacağız. Bunu yapabiliyoruz, yani Türkiye tedaviyi çok iyi yapabiliyor, çok başarılı Türkiye'de. Ölüm oranlarımız da çok düşük. Siz de çok güzel gösterdiniz, yoğun bakımda kalan hasta sayılarımız azalıyor. Mekanik ventilatöre bağlı hasta sayılarımız azalıyor. Bu da Türkiye'nin hastaların iyi tedavi ettiğini, hastaların kötüleşmesini engellediğini gösteriyor. Pek çok ülkenin yapamadığı bir şey bu aslında. Basit bir şey değil yani. Önemli bir başarı. Bunu da tabii sağlık sistemimize borçluyuz. Sağlık kurumlarımıza borçluyuz ve sağlık çalışanlarımıza, Türk hekimlerine borçluyuz. Evet, sevgili hocam, bu çerçevede dünyada farklı tedavi yöntemleri de uygulandı. Ancak Türkiye bütün tedavi yöntemlerini neredeyse benimsedi ve farklı hastalarda, farklı hastanelerde farklı tedaviler uygulandığını biliyoruz. Bu çerçevede koordinasyon nasıl sağlanıyor? Dünyadan daha farklı bir sistem uygulanıyor diyebilir miyiz Türkiye'de? Özellikle bu bazı hastaların yüzü koyun yatırıldığını gördük. Dünyada buna benzer bir fotoğraf karesi daha önce görmemiştik. Bunun faydalarını rakamlarda görebiliyor muyuz? Evet, Türkiye'nin hani bu tedavi konusundaki en büyük üstünlüğü bence ta ilk günden beri, yani daha salgın Türkiye'ye gelmeden, ilk dünyada ortaya çıktığından itibaren bilim kurulunun tanı ve tedavi rehberini hazırlayıp sağlık kurumlarına göndermiş olmasıydı. Dolayısıyla Türk hekimleri böyle bir hastayla karşılaştıklarında ne yapacaklarını biliyorlardı. Hangi hastaya ne zaman ne yapılacak, kim yapacak, kimin sorumluluğu ne olacak, hangi tedavi başlanacak, nasıl tanı konulacak, nasıl takip edilecek. Bütün bunlar, bu algoritmalar tek tek tanımlanmıştı. Yani gri bir zon yoktu. Hepsi belliydi, netti, açıktı, anlaşılırdı. Ve bunlar gün geçtikçe de güncellendi. Yeni verilerle, yeni bilgilerle birlikte güncellendi. Ve bu güncellemeler de hakikaten optimal noktaya ulaştı. Pek çok Avrupa ülkesinde hekimlerin elinde böyle bir tanı tedavi rehberi, bir kılavuz yoktu. Bir merkezden koordinasyon yoktu. Her hastane, her hekim kendi bildiği kadarıyla, kendi bilgisi, deneyimi ölçüsünde okuduğu kadarıyla
bu salgını kontrol etmeye, bu hastalığı tedavi etmeye çalışıyordu. Tabii farklı farklı birbirinden kopuk, birbiriyle belki ters uygulamalar yapıldı. Bunlar birçok konuda bir kaosun oluşmasına yol açtı. Oysa Türkiye'de gerek devlet hastanelerinde, gerek 3. basamak eğitim araştırma hastanelerinde, gerek üniversite hastanelerinde ve hatta özel hastanelerde aşağı yukarı aynı dili konuştuk. Yani hastaları tedavi ederken yaklaşımlarımız birbirine benzerdi. Çünkü ortak bir kılavuzumuz vardı ve bu kendi deneyimlerimizle birlikte bu kılavuzda hemen bir değişim yapıldı, ihtiyaç duyulan değişimler yapıldı. Başlangıçta Çin'deki verileri esas alarak biz tedavi rehberini oluşturmuştuk ama kendi hastalarımız ortaya çıktıktan sonra kendi meslektaşlarımızın bu konudaki gözlem ve deneyimlerini de işin içine katarak bazı basamaklarda önemli değişiklikler yaptık ve bunlar gerçekten son derece olumlu olarak yansıdı. Bunlar neydi? Ben isterseniz sizin sorunuza da cevap olması açısından kısaca özetleyeyim hani vaktiniz varsa. Lütfen. Bir tanesi hidroksiklorokin dediğimiz bir antiviral etkisi olan ilacımız var. Aslında bu önceden de piyasada olan bir ilaçtı. Başka bir amaçla kullanıyorduk. Bu ilacın etkili olduğunu daha önceden duymuştuk ama Batı Avrupa bu ilacı ağır hastalarda, yoğun bakımdaki hastalarda kullanıyordu. Biz bu hastayı, bu ilacı Türkiye stokladığı için, erken dönemde Türkiye'ye getirdiği için biz bu ilacı erken dönemde ve ayaktan hastalara bile verebildik. Hatta kuşkulu hastalara bile verebildik. Yani kesin tanı almayan ama şüpheli olan hastalara bile başlayabildik. Evet. Bu büyük bir başarı oluşturdu. Bu ilaç erken evrede çünkü asıl etkisini gösteriyordu ve bizim hastalarımızın çoğu ağır vakaya dönüşmeden bu ilacın etkisiyle düzeldi. Ve size şunu söyleyebilirim ki artık bu ilaç Türkiye'de üretiliyor. Evet. Yani bir yerli ilaç firmamız bunu üretti ve bundan sonra da üretecek. Bu da bir gurur. Hemen kısa bir sürede bunu Türkiye'nin üretir hale gelmesi. Onu da paylaşmış olayım. İkincisi... Lütfen hocam, sözünüzü kestim ama tabii sağlık sistemi çok koordineli bir şekilde çalışıyor. Sizler bilim kurulu üyeleri olarak özellikle bunu koordine ediyorsunuz ama sözünüzü kestim hocam. İkincisi demiştiniz lütfen. İkincisi de favipiravir diye bir antiviral ilaç Çin'de de kullanıldı, Japonya'da kullanıldı. Bu ilacı biz zamanında hemen temin etmiştik daha bize hasta gelmeden, yani ilk hastamız ortaya çıkmadan depolamayı yapmıştık. Bu çok tabii işinize yaradı. Çünkü gerçekten bu ilacı da çok geç evrede, mekanik ventilatörde, yoğun bakımda kullanıyordu dünya. Biz bu ilacı pnömonisi olan, zatürresi olan her hastada kullanma fırsatı bulduk elimizde olduğu için. Bu ilaç da gerçekten erken evrede, bütün antiviraller öyledir aslında. Ve kullanıldığında ileri gidişi, yoğun bakıma yatışı ve mekanik ventilatör ihtiyacını azalttı. Onu siz de zaten rakamları gösterdiniz. Bu iki müdahale çok işe yaradı. Bunun dışında sizin söylediğiniz konu önemliydi. Çünkü Çin'de genelde önerilen bu hastaların solunum yetmezliği tablosu geliştiğinde hemen entübe edilip mekanik ventilatöre bağlanması öneriliyordu. Oysa Türkiye'de deneyimler bunun doğru olmadığını gösterdi. Biz hiç entübe etmeden hastayı yüksek akımlı oksijen tedavisi ve dediğiniz gibi prom pozisyon, yüzüstü yatırarak hastayı bu şekilde bir tedavi uyguladık ve bunun çok işe yaradığını gördük. Onun için bizim hastalarımızda entübasyon ve mekanik ventilasyon ihtiyacı pek olmadı. Bir diğer önemli nokta da Stokin fırtınası dediğimiz, artık bağışıklık sistemini kendi kendini yok etmeye çalıştığı noktada biz bazı immün modülatör ilaçları, tocilizumab gibi tedavileri kullandık. Bunların da faydalı olduğunu gördük. Son olarak şunu da belki zikretmekte fayda var. Antikoagülan dediğimiz bizim pıhtı oluşmasını engelleyen ilaçları erken evrede başlıyor olmamız pek çok hastada komplikasyonların gelişmesini engelledi. Ve sonuç itibariyle tüm bu aşamalarda, farklı aşamalarda farklı tedavi yaklaşımları optimal ve etkili oldu, başarılı oldu. Bunu görüyoruz. Bununla gurur duyabilir Türkiye. Çok yönlü bir sistem uygulanıyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, çok çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz umuyoruz önümüzdeki günlerde daha güzel rakamları, daha güzel haberleri bu ekranlarda birlikte konuşur, değerlendiririz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Cengiz Han Bey. Size de iyi yayınlar diliyorum. Annemler yangın çıktı dedi, kalktım ikinci ama sonra buraya geldiklerini görünce
Böyle şaşırdım. Sevgili seyirciler, hep tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Dünyada nasıl uygulamalar var? Türkiye'de hangi uygulamalar yapılıyor? Az önce de öyle yaptık. Ancak tedavi olanların sonrasındaki hayatında acaba ne gibi değişimler var? İşte buna ilişkin dünyada net bir delil yok. Acaba taburcu olanların organlarında bir yetmezlik var mı? Veya bir doku kaybı, duyu kaybı var mı? Buna ilişkin Türkiye ilk adım atan ülkelerden birisi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hastaların tedavi edilen hastaların, taburcu edilen hastaların sonrasında takip edileceği bir merkez açıldı. Ve işte taburcu olanlar bu polikliniğe başvuracaklar. Virüsün organlarda hasar bırakıp bırakmadığı araştırılacak. Elde edilen verilerle hastalığın özellikleri de tek tek ortaya çıkarılmış olacak. Şimdi merkezin ilk hastaları da bu merkezin çalışanları aslında. Koronavirüsü yenen bir doktor ve hemşire oldu. Merkezin hem hastası hem de sorumlu hemşiresi, acil dahiliye hemşiresi Ayşegül Bilici Seçmeler bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ayşegül Hemşire Hanım. Neler söylersiniz? Şimdi bir süreçten geçtiniz. Siz de bu virüsü atlattınız. Öncelikle geçmiş olsun ama sonrasında da hem kendinizdeki semptomları takip edeceksiniz hem de diğer taburcu olanları. İlk düşüncelerinizi almak isterim. Neler hissediyorsunuz? Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Tabii ki bu süreci hem hastalarla birlikte yaşamak hem de birebir kendimi yaşaması çok farklı oldu. İlk testim pozitif geldiğinde hemen ilaçla tedavim başlandı ve evde takibe alındım. Temas izolasyonuyla birlikte evde takibe alındım. Daha sonrasında hemen çocuğumu anneannesine gönderdim ve bir bolca istirahat edeceğim bir döneme girdim. Gerçekten zorlu bir süreçti. Hem psikolojik olarak hem semptomların olması açısından zorlu bir süreçti. Bu süreci yaşadığım dönemde moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Bolca istirahat ettim ve beslenmeme dikkat ettim. Ve bu şekilde geçirdim. Evet. Bugün işime geri döndüm. Ve COVID bahsettiğiniz gibi COVID izlem merkezinin açılışını yaptık bugün. Biraz o merkezi gibi konuşabilir miyiz? Şimdi merkezde kaç kişisiniz? Nasıl bir izleme programı takip edeceksiniz? Yani oraya taburcu olan hastalar size mi başvuracak? Siz mi onlara ulaşacaksınız? Nasıl bir sistem ortaya koyuyorsunuz? Burada çeşitli bölümlerden hekimlerimiz olacak. Göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, iç hastalıkları. Aynı zamanda iç hastalıkları uzmanlarından hematoloji vesaire olacak doktorlarımız. Hemşireler, hemşire arkadaşlarımız. Çünkü orada gelen hastaların kanları alınacak. EKG, eko takipleri yapılacak. Biz hastalara ilk etapta bu hastalar tabii ki iki kere negatif sonucu geldikten sonra, hastalığı tamamen atlattıktan sonra bu hastaların belirli periyotlarda 3 ay, 6 ay, 1 yıllık periyotlarda izleme alacağız. Bizim ulaşacağımız hastalar da olacak. Tabii biz bu hastaları belirli takiplerde çağıracağız. Ve bu şekilde erken dönemde erken tanımlamasını ve tedavilerini yapmak üzere bu merkezimizin yararlı olacağını düşünüyorum. Şahsınıza soracak olursam taburcu oldunuz, tedavi oldunuz. Kendinizde var mı hissettiğiniz, yani hastalık öncesinde şöyleydim şimdi böyleydim diyebileceğiniz belirgin bir değişim? Şöyle, hastalık öncesinde açıkçası ben çok böyle nefes alamama vesaire yaşamazdım ama bu hastalığa, gerek hastalığa bağlı gerekse psikolojik olarak nefes alamadığınızı hissediyorsunuz. Sabah uyanabilecek misiniz onu bilemiyorsunuz. Gerçekten bu dönemde tıbbi tedavinin yanında psikolojik tedavi de çok önemli. Çünkü her gün bu hastalıkla ilgili henüz her şey bilinmiyor. Her gün yeni bir bilgi öğreniyoruz. Acaba bir hasar bırakacak mı? Bu korku alıyor size hastalık geçtikten sonra tedavi süreci. Bu yüzden de bu merkez hastaların psikolojik açıdan da çok büyük yarar sağlayacağını düşünüyorum. Peki gelen hasta var mı? Şu an için şu başlıklarda dikkatimizi çeken veriler var diyebilir miyiz?
Şu an bugün yeni açıldık. O yüzden henüz tam olarak aktif olarak çalışmaya başlamadık ama yarından itibaren hastalarımız aranarak, takip alınarak çağrılacaktır. Şu anlık öyle bir veri yok. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Ayşegül Hemşire Hanım'a ve geçmiş olsun dileklerimizi ifade edelim bir kez daha. Önemli bir görev yapıyorsunuz. Tüm ekibinize de başarılar diliyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Sevgili seyirciler, Türkiye dünya koronavirüste hemhal olmuşken, bunu konuşurken Türkiye'nin gündeminde bir başka başlık daha oluştu. Aslında iki baronun açıklamasıyla Türkiye gündemine düştü bu konu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma hutbesinde Kur'an-ı Kerim'de yer alan, zinayı haram kılan, eşcinselliği lanetleyen ayetleri okudu ve sonrasında Ankara ve İzmir baroları da birer açıklama yaptılar. Skandal açıklama olarak da nitelendirilebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e yönelik çağlar öncesi ses diyerek hem Ali Erbaş'a tepki gösterdi bu barolar. Tabii Türkiye kamuoyunda da büyük tepki topladı. Mübarek Ramazan ayında böyle bir durumun yaşanması. Diyanet İşleri Başkanlığı da barolar, Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu. Şimdi bu konuyu değerlendireceğiz. Kıymetli bir isim, tecrübeli bir siyasi isim, AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik bizlerle birlikte. Kendisine hemen merhaba diyelim ve dönelim. Sayın Çelik, hoş geldiniz. Aslında hoş bulduk, acı bir tesadüf. Teşekkür ediyoruz. 27 Nisan ki şöyle değerlendirebilir miyiz bilmiyorum ama haddi olmayıp da açıklama yapılan bir dönem yaşamıştı Türkiye 27 Nisan muhtırasında. Benzer bir durumla karşı karşıyayız ki Kur'an-ı Kerim'e yönelik böyle bir hadsiz bir açıklama geldi barolardan. Siz nasıl değerlendirirsiniz efendim? 27 Nisan gecesinde tabii o bildiriyi hazırlamak için sabaha kadar çalışmıştık arkadaşlarımızla. 27 Nisan'ın çok önemli bir özelliği var. İlk defa bir hükümet, ilk defa bir siyaset kurumu kendisine dayatılan bir muhtıraya kabul etmeyerek, tebellü etmeyerek aynen iade etmiştir. Bu Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Dolayısıyla siyasi hayatımız, demokrasimizin olgunlaşması bakımından fevkalade önemli bir dönüm noktasıdır. Bakın, bu yaşadığımız tartışma sıradan bir tartışma değil. Tabii biz bu koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde böyle bir tartışmanın olmasını arzu etmezdik. Fakat tartışma, bu tartışmayı açanlar o kadar bilindik bir şey yapıyorlar ki, o kadar özellikli bir iş yapıyorlar ki siyasi tarihimiz açısından bunu atlamak mümkün değil. Şimdi Diyanet İşleri Başkanımız hem inandığı inancın gereği olarak açıklamalarını yapıyor hem de Diyanet İşleri Başkanlığı'na kanunla verilen görevin gereği olarak da faaliyetlerini sürdürüyor. Yaptığı bir açıklamaya barolar bunun kan kokan bir açıklama olduğunu ifade ederek, işte yüzyıllar öncesinden gelen ses diyerek, çok bildiğimiz, tarihimizde acı yaratan, büyük acılara imza atmış olan bir zihniyeti yeniden diriltmek gibisinden bir çaba içerisine giriyorlar. Şimdi bu daha öncelerinde çok karşılaştığımız, örneğin 27 Nisan'da da sözde değil özde diyerekten bir özcülük yaparak, niyet sorgulamasına girerek bir yaklaşım sergilenmişti. Şimdi de Diyanet İşleri Başkanı'nın kan kokan bir zihniyete sahip olduğunu Ankara Barosu'nun açıklamasında iddia edildiğini görüyoruz. Yani bu ne kadar vahim bir açıklamadır. Bir hukuk kurumu, Türkiye'deki anayasal bir kurumun başındaki kişiye kan kokan bir zihniyete sahip olmakla suçlayan bir açıklama yapıyor.
Şimdi baktım, ikinci bir açıklama yayınlamışlar. İlk açıklama, faşizmin bir metni, bir örneği olarak kayıtlara geçecek, tarihe geçecek, utanç verici bir açıklama olduğu için ikincisine biraz yumuşatıcı kullanarak yumuşatmaya çalışmışlar. Bizim korumaya çalıştığımız laiklik ilkesidir. O sebeple bu açıklamayı yaptık. İslam'ın değerleriyle bir meselemiz yok diye. Bakın, ilk yaptıkları açıklama bir eleştiri değil. İlk yaptıkları açıklamada doğrudan Diyanet İşleri Başkanı'nın dinimizin kaidelerinden birini dile getirmesinden duyulan rahatsızlığı ifade ediyorlar. Bunu bir nefret suçu olarak etiketliyorlar. O nefret suçu meselesine de geleceğim. İkincisi, Diyanet İşleri Başkanımızı kan kokan bir zihniyetin temsilcisi olarak nitelemeye çalışıyorlar. Ahlaksızca ve vicdansızca ve daha da ileri giderek faşizmin tipik bir örneği olacak şekilde terbiyesizce Diyanet İşleri Başkanımızı yakında cadı avı oluşturarak kadınları yakmaya çağıracak bir kişi olarak göstermeye çalışıyorlar. Şimdi bunun neresi kanunlarla barolara verilmiş görevlerin içindedir? Birinci açıklamanın ne kadar faşist bir açıklama olduğunu fark ettikten sonra ikinci açıklamayla bir örtbas etme faaliyetine girerek laikliği korumak için yaptıklarını, insan haklarını korumak için yaptıklarını söylüyorlar. Kamuoyunun önünde soruyorum. Bütün hukuk insanlarına soruyorum. Demokratik zihniyete sahip herkese soruyorum. Anayasal bir kurumun başında olan kişiye kan kokan zihniyetin sahibi demek, kutsala referans verdiği için onu dogmatik olarak nitelendirmek ve sırf kutsala referans verdiği için insan onuruna direnen bir kişi olarak nitelendirmek, insan hakları savunusunun neresine düşmektedir? Baro, ben insan haklarını savunuyorum derken Diyanet İşleri Başkanı'na yakında cadı avı yaparak kadınları yakmaya çağırması şaşırtıcı olmayacaktır gibisinden ahlaksızca, vicdansızca ve terbiyesizce bir niteleme içerisine giriyor. Bakın, bu zor günlerde bu meseleyi konuşmak istemezdik. Ama tam da 27 Nisan gibi hükümete muhtıra verilmeye çalışılmış bir günün yıl dönümünde bunun benzeri, daha vahimi bir açıklamanın gündeme gelmesi hiçbirimizin görmezden gelmeyeceği bir açıklamadır. Türkiye'de bazı işleri geride bıraktık diye, demokrasimiz gelişti diye, belli konularda zihni olgunlaşma oldu diye analizler yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Fakat görüyoruz ki bu topluma acı çektirmiş olan faşizm yeniden her an kendisini gündem yapmak üzere, meydana çıkmak üzere pusuda bekliyor. Bugün yine çok üzüldüğüm konulardan bir tanesi şudur. Bazı siyasetçi arkadaşlarımız, kamuoyumuzun, milletimizin takdirini arz ediyorum. Bazı siyasetçiler bize muhalefet yapmak adına Ankara Barosu'nu savunmuşlar. Ben önce iyi niyetle bu siyasetçilerin Ankara Barosu'nun açıklamasını görmeden bunu yaptıklarını düşündüm. Çünkü Ankara Barosu'nun faşizmin net bir örneği olan açıklamasını gördükten sonra kimsenin bunu savunmaması gerekir. Bu kadar düşük idrakla, bu kadar militanca bir saldırganlıkla yapılmış ibretlik bir açıklamadır. Fakat sonra fark ettim ki Türkiye'de geçmişte önemli görevler yapmış, halen parlamentoda bulunan bazı siyasilerin açıklamayı, bu faşist açıklamayı etiketleyerek Ankara Barosu'nu savunmaları ve üstelik de bunu ayrımcılığa karşı bir savunu gibi sunmaları içinde bulunduğumuz tehlikenin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Türkiye'de terk ettiğimizi, geride bıraktığımızı sandığımız bir takım vesayet arayışlarının genç insanları kılık kıyafetlerinden dolayı eğitim hakkından mahrum eden, insanları annelerinden tevarüz ettikleri dili kullanmaktan men eden bir takım yasakçı, faşist zihniyetlerin nasıl kendini saklayarak gündeme yerleşmek için beklediğini göstermektedir. Nasıl olur da bir anayasal kurumun başındaki kişiye kan kokan zihniyetin sahibi demek insan hakları savunusu olur? Bu insan haklarını istismar etmek, aşağılamak değil midir? Nasıl olur ki
Diyanet İşleri Başkanımıza yakında cadı avına çıkarak kadınları yakacak demek kendilerine kanunla verilmiş bir görev olarak baro tarafından nitelenebilir. Yani burada Ankara Barosu da fark etmiş ki bu açıklamayı yapanlar. Ya bu birinci açıklamayı yapanlarla ikinci açıklamayı yapanlar farklı kesimler. Ama birinci açıklamanın ne kadar vahim bir açıklama olduğu, faşizmin tarihine geçebilecek en saldırgan, militanca yaklaşımlardan biri olduğu fark edilmiş ki ikinci açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuşlar. Net olan şudur. Şimdi eğer Diyanet İşleri Başkanı kendi inancının, İslam'ın değerlerini savunmayacaksa neye göre konuşacak? Baro'ya göre Diyanet İşleri Başkanı İslam'a göre konuşmasın. Ortodoks Patriği Hristiyanlığa göre konuşmasın. Hahambaşı Yahudiliğe göre konuşmasın. Bunun adına da insan hakları densin. Baro'nun anlayışı bu. Aslında burada Baro'nun savunması gereken şuydu. Herkesin kendi inandığı değer sistemine göre konuşma hürriyetinin var olmasının adıdır hukuk devleti ve demokrasi. Baro, Ankara Barosu. Doğrudan hukuk devletinin ve demokrasinin teminatı altında olan, üstelik Diyanet İşleri Başkanı'na yasalarla, anayasayla verilmiş göreve dönük bir saldırı gerçekleştirmektedir. Ankara Barosu içindeki bu İslamofobik yaklaşımı saklayamamış ve netice itibariyle doğrudan aslında Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili bir saldırı gerçekleştirdiğini düşünerek hukuk devleti ve demokrasiyle mücadele etmeye girişmiştir. Herkes inandığı gibi konuşamayacaksa, herkesin nasıl konuşacağına Ankara Barosu karar verecekse, bu zihniyetin adının ne olduğunu biz biliyoruz. Evet. Diğer bir nokta şu, bu da önemli. Diyanet İşleri Başkanımıza dönük olarak belli bir kesimi nefret suçuyla hedef gösterdiği söylendi. Diyanet İşleri Başkanımızın konuşmasında öyle bir şey yok. İslam'ın kaidelerini söylemiş, onun dışında da belli bir kesime dönük olarak Diyanet İşleri Başkanımız bunların temel hak ve hürriyetleri askıya mı alınsın demiş. Bunların vatandaşlık haklarının eksiltilmesine dönük bir yaklaşım mı söylemiş? Ya da Diyanet İşleri Başkanımız herhangi bir şekilde belli bir toplumsal kesime dönük olarak şiddet çağrısı mı yapmış? Kesinlikle böyle bir şey yok. Tam tersine Diyanet İşleri Başkanımızın o konuşmasına yukarıdan aşağı bakıldığında nefret suçlarıyla mücadele eden bir yaklaşım var. Ama burada güya nefret suçuyla mücadele ediyormuş gibisinden Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanımıza kan kokan bir zihniyet diyerek, yakında kadınları yakınmaya çağırır diyerekten asıl nefret suçunu onlar işliyor. Evet. Peki, laik bir devlet vurgusu yapmışlar ikinci açıklamalarında. Laik devlet, geçmişteki bu zihniyetin temsilcilerinin olduğu gibi bir laikçilik savunusu değil ki. Laik devlette bütün inanç sistemleri kendi değerlerine göre konuşabilirler. Bizce işin özeti bu. Sayın Çelik, şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi gerek bu olay ki siz diyorsunuz ki Türkiye'de herkes istediğine inanabilir ancak herkes diğer kişinin de inancına saygı duymak zorunda. Bir de özel hayatın gizliliği var, mahremiyeti var ki sizler siyasilersiniz. Sizlere tabii ki vatandaşlar olarak bizler daha yakın ilgi gösteriyoruz şahsınızla. Ancak aileleriniz özel. Şimdi Sayın Fahrettin Altun'un evine yönelik de bir taciz vardı. Burada bir fotoğraf çekilmesi. Biz acaba özgürlüklerle o özel hayat çizgisindeki dengeyi tutturamıyor muyuz? Şimdi buradaki şey aslında siz demokratik değerler açısından güzel formüle ediyorsunuz. Yani özgürlükler, özel hayat dengesi, aile mahremiyetinin korunması gibi. Fakat söz konusu olan aslında Sayın Altun'un evine dönük taciz. Bu değerlerin içinde bile değerlendirilemeyecek kadar açık bir şantaj, ailesiyle oturduğu eve dönük açık bir saldırıdır. Yani CHP'nin genel başkanı orada böyle bir kasıt yoktu diyor. Ama şimdi görüyoruz ki aslında o ilçe başkanı ben bunu talimatla yaptım ve gereken yere raporladım diyor. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Normal bir demokraside minimum siyasi ahlaka sahip bir parti daha ilk günden çıkardı, özür dilerdi ve o ilçe başkanını görevden alırdı. Fakat ilçe başkanının belli bir emir komuta zinciri içerisinde hareket ettiği, dolayısıyla bu siyasi partinin yöneticilerinin şantajcılığı, aile mahremiyetine saldırıyı, özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyi ve bir kişinin ailesi ve çocuklarıyla yaşadığı eve dönük taciz gerçekleştirmeyi
bir parti kimliği haline getirmekten sakınmadıkları görülüyor. Evet, Sayın Çelik, tabii siyasi anlamda özgürlükler, belki sosyal medyanın hayatımıza girmesi herkesin özgürlüklerini daha çok arttırdı ama sınırlar noktasında Türkiye'de hem siyasi anlamda hem de sosyal hayat anlamında bir takım sorunlarla karşı karşıyayız ama özellikle Ramazan ayında Türkiye toplumunun büyük bir çoğunluğunun Müslüman olduğu bu toplumda İslam'ın kutsal kitabına yönelik bu saldırı, Sayın Fahrettin Altun'un evi, ki her kişinin evi mahremdir, özeldir, evine yönelik taciz. Bu noktada herhalde biraz daha saçımızı başımızı öne eğip düşünmek gerekiyor. Ne dersiniz? Yani bakın, bu Ankara Barosu'nun temsil ettiği, bu açıklamayı yapanların temsil ettiği faşist zihniyetin ortaya koyduğu yaklaşım net bir şekilde İslam'a karşı böyle konuşamayacağı gibi Hristiyanlığa karşı da böyle konuşamaz, Yahudiliğe karşı da böyle konuşamaz, herhangi bir kanaat grubuna karşı da böyle konuşamaz. Ankara Barosu hangi yetkiyle kimin neyi nasıl konuşacağına karar veriyor? Ha, vurgulanması gereken şey şuysa, yani bir kişi şiddet çağrısı yapıyorsa, bir kişi demokrasinin ve hukuk devletinin ortadan kaldırılmasına dönük bir çağrı yapıyorsa, bir kişi kutsal değerleri aşağılıyorsa, ona belli sınırlar içerisinde kalması için tabii ki çağrı yaparsınız. Ama Diyanet İşleri Başkanımız kime dönük şiddet çağrısı yapmış? Kimin temel hak ve hürriyetlerinin ortadan kaldırılmasını istemiş? Tam tersine Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı'na kan kokan zihniyete sahip diyerek, onun kutsala referans vermesini eleştirerek, ondan sonra 7-800 yıl önce yaşayan büyüklerinin çizgisinden ayrılmamakla suçlayarak, en sonunda da cadı avı yaparak kadınları yakacağını söyleyerek asıl ayrımcılığı yapan Ankara Barosu'dur. Kutsala saygısızlık yapan Ankara Barosu'dur. Demokrasinin ve hukuk devletinin en temel ilkeleriyle mücadele eden Ankara Barosu'dur. Bugün aslında herkes için bir fırsat olabilirdi. Bu baronun bu açıklamayı kim yapmışsa, bu baronun yönetimi içerisindeki daha geniş daireler, bu yönetimin iş başına gelmesine destek vermiş kesimler, böyle bir ayıp bir hukuk kurumuna yakışmaz deyip buna tepki gösterebilirlerdi. Farklı gruplar tepki gösterdiler. Fakat Ankara Barosu'nun ikinci açıklaması, birinci açıklamasının faşizm görüntüsünü biraz zayıflatmaya dönük ama faşizm mahiyeti açısından aynı çizgiyi takip eden bir doğrultuda ilerliyor. Bu bir hukuk kurumu için son derece üzüntü verici bir durumdur. Hukuk Türkiye'de çok çeşitli sınamalardan geçmiştir. Maalesef 12 Eylül'deki darbede en önce Anayasa Mahkemesi Başkanı gidip darbecilere teslim olmuştu. Korumakla görevli olduğu anayasa ortadan kaldırılmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi ise Türk hukuk tarihi açısından bir övünç kaynağıdır. 15 Temmuz gecesi Türk hukuk insanları, hakimler, savcılar, diğer bütün hukuk insanları topyekün darbe girişimine direnmişken, böylesine hukuki açıdan geldiğimiz aşamada son derece şerefli bir sayfaya imza atmışken, bugün Ankara Barosu maalesef gericiliğin sembolü olarak, evet, en temel değerleri ihlal ederek bugün bahsettiğimiz ancak ve ancak hukuk tarihine değil, hukuku katletme ve faşizm tarihine geçebilecek bir açıklamaya imza atmıştır. Sayın Ömer Çelik, belki de en çarpıcı cümleniz, sadece İslam'a yönelik değil, hangi inanca yönelik olursa olsun hiçbir inanca yönelik böyle bir açıklama yapamaz. Hiç kimse yapamaz dediniz. Kimse yapamaz. Bu açıklamayı ülkemizdeki Hristiyan vatandaşlarımıza dönük yapsalar da en şiddetli tepkiyi gösteririz. Yahudi vatandaşlarımıza ya da diğer inançlardan vatandaşlarımıza da yapsalar en şiddetli tepkiyi gösteririz. Çünkü bu açıklama Diyanet İşleri Başkanı'nın şahsına dönük bir saldırı, Diyanet Kurumu'na dönük bir saldırı olarak gözükse de demokrasinin en temel ilkesi olan inanç hürriyetini ortadan kaldırmaya dönük bir teşebbüstür. Bunu gördüğümüz için buna en geniş çerçeveden bu tepkiyi veriyoruz. Sivil özgürlüklere, inanç hürriyetine, demokratik hak ve özgürlüklere son 10 yılda yapılan en militan, en saldırgan, en çirkin saldırılardan bir tanesi maalesef Ankara Barosu'ndan gelmiştir. Çok aslında üzülmesi gereken son derece vahim bir durumdur. Fakat üzüntü belirtmek yerine halen
ikinci açıklamalarıyla dediğim gibi faşizm görüntüsünü kurtarmaya çalışan ama faşizm mahiyeti konusunda aynı yerde duran bir yaklaşım içindeler. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Böylesine bir günde böyle bir tepki ortaya koyulması çok önemliydi. Siz de bizi kırmadınız. Bu anlamda yayınımıza da eşlik ettiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. O attığınız başlık en önemli başlık. Hiçbir dininin kutsalına böylesine bir açıklama yapılamaz. Bunu kabul etmiyoruz dediniz. Ömer Çelik, tekrar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, özel yayınımıza şimdi kısa bir ara vereceğiz. Hemen sonrasında ise acaba turizmde bundan sonra neler yaşanacak? Bunu konuşacağız. En yetkili isimler az sonra bizlerle birlikte olacak. Bir kez daha merhaba TRT Haber ekranlarından özel yayınımızın ikinci diliminde özel konuklarımızla gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz ki virüsle mücadele sürecinde zaman zaman stüdyomuzda konuğumuz oldu. Zaman zaman bizlere böyle uzaktan bağlandı, Türk halkına bilgi verdi. Bilim kurulu üyesi kendisi, aynı zamanda bir hekim, hem hastanede görev yaptı hem bilim kurulunda görev yaptı. Ve işte o kahramanlardan birisi bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Serhat Ünal hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba Sayın Cevahiroğlu. Sizi teşekkür bir kez ederim. Daha böyle görmek çok güzel. Tabii bu mücadele esnasında siz de virüse yakalandınız ve tedavi süreciniz oldu. Bir kez daha geçmiş olsun öncelikle. Neler çok yaşadığınızı bize biraz anlatabilir misiniz Sağ hocam? Sağ olun. Tabii. Siz de belirttiğiniz gibi ben esas olarak bir hekimim. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hasta görmek esas işimden biri. Ve başlangıçtan itibaren hastanemizin hazırlanması, hastalara kim nereden nasıl girecek, ilk müracaat yeri nasıl olacak, bu hazırlıkların yapılması. İki, gene belirttiğiniz gibi bilim kurulu sorumlu ki 10 Ocak'tan itibaren pek çok arkadaşımız bir arada dünyada olup biteni takip etmek ve onları Türkiye'ye adapte etmek gibi bir sorumluluğumuz oldu. Artı gene sizin belirttiğiniz gibi vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla radyo, televizyon, sosyal medya aracılığıyla bilgilendirme programlarına katılmak ve bu arada ilave olarak sağlık personelinin bilgilendirilmesi için eğitim toplantıları. Böyle bir yoğun döneme girdik hep beraber, arkadaşlarımıza beraber. Çok çalışınca bir halsizlik, bitkinlik oluyor tabii. Ben de bir 3-4 hafta, şimdi 5. hafta girdim, 4 hafta geriye gittiğimde bir halsizlik, bitkinlik, ama ben bunu çok çalıştığıma yormuştum hep tabii. Ama 5 hafta önceki cumartesi hastaneme, o günün vizit sorumlusu bendim, vizit yapmaya gittim. Servis vizitini bitiremedim. O kadar halsizlik, bitkinlik. Eve geldim, yattım. Akşamına ateşim çıktı ve böyle olunca tabii halsizlik, bitkinlik, ateş, böyle bir salgında aksi ispat edilene kadar ne olduğu belli. Hemen ertesi sabah hastaneme gidip test yapıldı ve COVID tanısını testle beraber aldım. İlaçlarıma da başladım. Başlangıçta daha rahattım. İki gün sonra ateşim düştü ama ikinci gün yeniden çıktı ateş. Ve halsizlik, bitkinlik ve kas ağrısı. Ama yani öyle bir kas ağrısı ki gece sizi uyutmayacak kadar şiddetli bir kas ağrısı. Ve takip eden de demin sizin programınızda da arkadaşlarımız tartışıyordu. Değişik kanallarda söyleniyor bu. COVID şimdi tabii en büyük korkumuz üst solunum yoluna, yani boğaz, gırtlak yerleşti. Oradan aşağıya akciğerlere sirayet etmesi ve akciğer yetmezliğiyle Allah korusun ölümlere yol açması. Ve bu tabii dışarıdan öksürükle, nefes darlığıyla belli oluyor. Ben de ateş, halsizlik, bitkinlik, kas ağrısı devam ederken, ateş devam ederken öksürük yerine çok şiddetli bir ishal başladı. Ama bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal öyle bir tablo ki kaybedilen suda ayakta duracak halim kalmadı. Öyle olunca gittim hastaneye, yattım. Sağ olsun arkadaşlarım bana çok da iyi baktılar. Damardan eksik olan sıvının yerine konması, bulantı kusma olduğu için damardan beslenmelerin düzgün yapılmasıyla 7-8 günlük bir tedavinin sonunda kendime geldim, toparladım. Bu arada ateşim düştü, kas ağrılarım azaldı. Laboratuvar değerlerimde epey bir bozukluklar vardı. Onlar yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Böylece 3. haftaya geçerken oldukça iyi sayılabilecek bir durumda eve geri geldim. Bir haftada evdeki tedavi sürem devam etti. Tabii evet.
tedavi süresinin sonunda bulaştırıcılığın devam edip etmediğini test edilmesi lazım. PCR diye söylediğimiz, bu günlük söylediğimiz 30 bin 40 binlik rakamlardan testler tekrar edildi. Üst üste iki PCR'ım negatif. Yani artık ben virüsü vücudumdan attım, saçmıyorum etrafa. Antikorlarımı da takip eden günlerde pozitif hale geldi. Belki onu ileriki günlerde tartışma fırsatımız olur. PCR pozitifliği ne anlama geliyor, antikor pozitifliği ne anlama geliyor, ne kadarı koruyucu, ne kadarı değil. Ama ben şu günün şartlarında PCR'ı negatif, antikoru pozitif ve gücü yerine gelmiş bir hekimim artık. Bugün sabahta çok şükür doktorlarımız, sağlık personelimiz, ailem, beni seven eşim, dostum, ilaç tedavisi, dualar, destekler. Ben bugün işe başladım. Bundan nasıl mutluyum anlatamam. Çünkü önemli kaygılarından biri işi sorumlu yarım bırakmak vardı. Ama ben demin söylediğiniz o tedavi ordusundaki görevime geri döndüm. Hastalarıma çalışmaya başladım. Hocam yine o tedavi sürecine ilişkin bir soru yöneltmek istiyorum merak ettiğimiz Buyurun. İçin. Tabii. En kritik aşama hangisidir? Yani bazı vakalar görüyoruz ki işte camdan atlayıp hastaneden kaçmak isteyen oluyor. Bu süreçte evet her hastalıkla mücadele zordur ama size en çok güç veren, en çok endişelendiren anlar hangi anlardı? Vallahi bu soru 2-3 gündür bana devamlı soruluyor. Hep de aynı şeyi söylüyorum. Yani insanın kendi sağlığı hemen aklına gelir. Hangisi önce aklınıza geldi? Önce olan falan bir şey yok ama benim 3 tane problem hemen aklıma geldi. 1. Ben bu işi öğreten taraftanım bir tarafta da. Yani maskenizi takın, sosyal mesafeye dikkat edin. Yani sağlık personeline ayrı anlattım, vatandaşlarımıza ayrı anlattım. Ey hoca sen anlatıyorsun da sen niye yakalandın? Bu değişik bir hastalık. Yani ne kadar tedbirli olursanız olun, özellikle hasta odasına giriyorsanız ki esas işim orada tabii çünkü bakın maske takılacak, gözlük takılacak, eldiven takılacak, şapka takılacak, üzerine gömlek giyilecek. Bunları sık sık yaptığınız zaman bir yerde hata olabiliyor demek ki. Nerede olduğunu bilmiyorum ama bir şey oldu ki bana bulaştı. Ben bu kadar tedbirliyken bana bulaştıysa acaba ben başkalarına bulaştırdım mı sorusu insanın beynini hemen kemirmeye başlıyor. Onun için Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı filyasyon var biliyorsunuz. Ben kendim kimlerle temas ettim diye düşünüp liste yapmaya başlarken Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü'nden görevli arkadaşlar beni aradı. Tabii hepsiyle tanışıyoruz da hocam bu sefer bir şey danışmayı aramadık. Sizin temaslarınız nedir diye ve onların hepsi teker teker test edildi. Çok şükür bir bulaş söz konusu değil. Bu çok rahatlatıcı bir şey ama 2-3 gün aldı tabii ortaya çıkması. İkincisi önemli sorumluluklar üstlendik. Hasta bakımı, hastanenin planlanması, bilim kurulu, dışarıda kendi meslektaşlarımıza ve vatandaşımıza eğitim programları. Bunların bir süre yapılamayacağı ve bunlarla eş zamanlı ben ne olacağım? Çünkü ben 61-62'ye giriyor, 62 yaşım. Altta yatan bazı hastalıklarım da var. Acaba çok ağır seyreder, kötü bir sonuç olur mu? Burada bakın en rahatlatıcı duygu, beni Türk hekimlerine emanet edin. Ulu Önder Atatürk'ün söylediği gibi beni Türk hekimlerine emanet edin. Hepimiz bunu kabul ediyoruz, söylüyoruz. Türk hekimleri ve yine bir toplantı olursa inşallah ileriki programlarda Türkiye neyi farklı yaptı da ölüm rakamlarımız bu kadar daha düşük gibi bunları da tartışma şansımız olabilir. Ve oradaki duygum ben kendimi Hacettepe'deki meslektaşlarıma emanet ettim. Biliyorum ki bana en iyi şekilde bakılacak. Ve bakıldı da beni endişelendiren 3 nokta burasıydı. Çok şükür bugün iyileştim, sorumluluklarını yerine getirecek durumdayım. İyileştim, uygun tedaviyi zamanında aldım. Bütün destek tedavilerini düzgün aldım. Kimseye de bulaşmadı. O yüzden ben Tanrı'nın şanslı kullarındanım. Bunu böyle atlatabildim. Yani beni tedavi eden hekim arkadaşlarıma, sağlık personeli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve bu arada sağlık personeli sağ olsun Türkiye takdir ediyor, alkışlıyor. Her yerde teşekkürler alıyoruz ama bu son günlerde olan münferit olayları da kınamadan geçemeyeceğim. Yani bir hekime nasıl bir duyguyla saldırılır onu da anlaşabilmiş değilim. Arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum ve vatandaşlarımızı
bize olan desteği devamını davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Serhat Hocam, o zaman bu ekranlardan bir de güzel haber verelim. Profesör Doktor Serhat Ünal TRT ekranlarında sevgili seyirciler her gün bizlerle birlikte olacak imkan verdiğince ve hem İnşallah. Sizlerin merak ettiği o soruları her zaman olduğu gibi kendisine soracağız. Onun ilminden bizler de istifade edeceğiz. Serhat Hocamıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve gelelim toplum sağlığı açısından rakamlara. Hocam fırsat bulabildiniz mi? Muhakkak siz bir bilim Tabii. adamısınız ve o rakamları yakından takip ettiğinizi biliyorum. Bu anlamda nasıl gidiyor virüsle mücadele ülkemizde? Vallahi şu son 4 günkü rakamlar hepimizi çok mutlu etti. Yine yakın takip etmişsinizdir siz de. Yeni vaka sayısında bir sabitlenme ve bir düşüş. İyileşen vaka sayısında giderek artan bir oran. Bunlar önemli rakamlar tabii. Tabii bunları bütününde bakmak lazım. Kaç test yapıldı, kaç tane pozitif çıktı. Mesela dikkat çeken bugün test sayısında bir azalma gibi gözüküyor. 20 bin, 30 binlerden, 40 binlerden. Bunu görevli arkadaşlarla da konuştuk. Bu testlerin önemli kısmı hastaneye başvuran, şikayeti olan kişiler. Ama gene tam oranı bilmiyorum ama çok önemli bir kısmı filyasyonda yapılan testler. Bu ne demek? Hem temaslı taramasındaki ihtiyaç azaldı, hem de hastaneye başvurular azaldı. Zaten diğer şehirler için bir şey söyleyemeyeceğim ama bugün ilk defa çalışmaya gittiğimde diğer hastanelerde çalışan arkadaşlarıma da telefonla sordum. Bizim hastanemizde olduğu gibi müracaatlarda belli bir düşüş söz konusu. Evet. Ama şunu asla unutmayalım. Çok pembe bir tablo, iyimser bir havaya girdik. Havalar da ısınıyor, hasta sayımız azalıyor, iyileşenlerimiz çok ve ölüm sayısı düşüyor. Entübe hasta sayımız düşüyor. Bir kere hatırlayalım, Türkiye'de hiçbir hasta, hastanelerin herhangi birine başvuran hiçbir hasta yatak yok diye alınmamazlık olmadı. Yani biz birdenbire dik bir sayıyla karşılaştık ama çok şükür sağlık sistemimizin kapasitesi olan hastaların hepsini kabul etmeye muktedirdi. Yani İspanya'da, İtalya'da koridorlarda yatan hastalar, bilmem spor salonlarında yatan hastalar, 80 yaşını yoğun bakıma kabul etmeyelim, 80 yaşının üstüne entübe etmeyelim kararları, bizde böyle bir şey olmadı. Bu çok önemli. Rakamların azalmasını konuşuyoruz. Doğru, ne kadar az hastamız olursa o kadar iyi ama bunun sonucu var. Hastaneye yatan hastalar salimen taburcu edilmeleri, ölüm sayılarının azaltılması da çok önemli. Ve vefat eden sayılarımız da hele hele diğer ülkelerle karşılaştırıldığı zaman mortalite dediğimiz vefat eden sayımız çok daha düşük durumda. Bunların hepsi güzel sonuçlar. Sağlık sistemimizin ilaç bulunması, her hastaya erken tedavinin başlayabilmesi gibi avantajlarını da pozitif yönlerini daha sonra da tekrar konuşuruz. Ama ben bu noktada şu örneği vermek istiyorum. Şimdi hatırlamıyorum. Geçen haftalar içerisinde bu koronavirüs salgını bir uçağa benzetildi. Uçak havada uçuyor. Koronavirüs bindi üstüne, sarsılmaları oldu. Bizim işimiz uçağı uçurmak ve sonunda salimen yere indirmek. Ama koronavirüs uçağı uçuyor çünkü motor çalışıyor, kanatları düzgün, flapleri dönüyor. Burada neye benzetmeye çalışıyorum? Uçak havada uçabildi, salimen gidiyor, rakamlar azalıyor. Salimen de indireceğiz inşallah ama motor çalıştığı için bence mesela motorun çalışması en önemli koruyucu tedbirimiz. Evde kal Türkiye. Flaplerin düzgün çalışması, ne bileyim hafta sonu ilave edilen sokağa çıkma yasağı ya da sosyal mesafe, 65 yaşın bırakılmaması gibi. Uçağın motorunu kapatırsanız daha uçak havadayken bütün tedbirler daha doğrusu sonuçlanmadan o uçak sarsılmaz, o zaman düşer. O nedenle evet çok mutluyuz hepimiz. Hele hele hastanede hasta bakan hekimler olarak daha az sayıda pozitif tanı koymamız, daha taburcu etmemiz bizi çok mutlu ediyor. Evet. Ülke genelinde de böyle bir iyimser hava var ama bu iyimser hava tedbirleri iyi uyguladığımız için var. Bunlardan erken vazgeçersek tabii ki bir normalleşme konuşulacak, buna hiç itirazım yok. O günler yavaş yavaş geliyor artık. Ama o tedbirleri mesela ilk aklıma gelen 65 yaş üstü hakikaten bunaldı büyüklerimiz. Yani
fiziksel bir sorun olması derken psikolojik sorunlara kaybedeceğiz. Kötü işler olacak. Mesela onlara izin verilsin. Çok doğru. Ama yani bunlar mutlaka konuşulacak, tedbirler alınacaktır. Düşünün ki herkesi 1 ile 3 arasında çık derseniz o kalabalık, çünkü 4 günlük yasaktan sonra dışarılarda kendini dışarı atan vatandaşlarımızı görüyorsunuz. Yani 4 günde bile, evet. 65 yaş uzun süredir içeride. Onlara belki şöyle tedbirler, bir kısmı öğleden evvel, bir kısmı öğleden sonra, hatta belli saat aralıklarıyla azar azar. Çocuklar gene serbest bırakılacak ya da işte serbest bırakmak ne kadar uygun bir terim bilmiyorum ama dışarıya çıkabilecekler. Onları yaşlılarımızla çapraz günlerde denk getirmek, onları da hepsini beraber yapmamak gibi ilave detayları da çok ince ince düşünmemiz lazım. Evet. Burada büyük bir, iyi bir sonuç var. Bu sonucun tedbirlerden olduğu gün gibi aşikar. Eğer bu tedbirleri dikkatli ve zamanında dikkat etmeden erken kaldırıverirsek, bu pikine vardı mı varmadı mı konuşuyoruz ya. Bundan sonra ya başka bir pikle karşılaşabiliriz. O pik bize yazı kaybettirebilir. Çok dikkatli olmak lazım. Hocam yani. Burada bir virgül koyalım. Çünkü altyapıdan bahsetmiştiniz ki bu çerçevede, sağlık altyapısı çerçevesinde yurt dışında bulunan ve tedaviye ihtiyaç duyan vatandaşlarımız da yurda getiriliyor. Onlardan birisi de Rusya'dan yurda getirilen Haluk Hasan Seyitanoğlu. Şu dakikalarda sevgili seyirciler Rusya'dan aldı ve özel uçak ve Sağlık Bakanlığı'na ait ambulansla şimdi Atatürk Havalimanı'nda iniş yaptı ve o ambulansa alınıp kendisi tedavi için hastaneye götürülüyor. Az önce hocamız da ifade etti, Profesör Doktor Serhat Ünal. Evet, yetişmiş personel, sağlıklı bir altyapı, bu virüsle mücadelede çelik gibi sinirler olması gerekiyor. Ve bu virüsle birlikte özellikle mücadele noktasında sisteminizin olması gerekiyor. Türkiye'de bunu dünyada en iyi yapan ülke diyebiliriz. Bu konuda iddialıyız. İşte bir vatandaşımız Rusya'da rahatsızlandı ve şimdi İstanbul'a getirildi. Onun görüntülerini de ekranlarınıza yansıttık sevgili seyirciler. Haluk Hasan Seyitanoğlu isimli vatandaşımız da Rusya'dan alınıp yurda getirildi. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda şimdi kendisi hastaneye götürülüyor. Profesör Doktor Serhat Ünal'la tam da bu konuyu konuşuyorduk. Hocam altyapı, yetişmiş personel çok önemli dediniz ama evet rakamlar olumlu, ancak bu olumlu bir anda tersine de dönebilir. Bu noktada acele edilmemesi gerekiyor dediniz. Şimdi biz benim şahsi kanaatim böyle. Evet. Ramazan ayındayız hocam ve Ramazan ayında işte kucaklaşmak istiyoruz. Aynı iftar sofrasında buluşmak istiyoruz. Önümüz inşallah bayram. Bayramda bir araya gelmek istiyoruz ama herhalde bu virüsle birlikte artık hayatımızda bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu noktada yazı evde geçirmemek adına belki de Mayıs ayında biraz daha tedbirli olmamız gerekiyor. Neler söylersiniz? Biraz daha gayret. Bakın bu kadar sıkıntı çektik. Bu kadar hastamız oldu. Bu kadar can kaybımız oldu. Yani ekonomisine benim çok aklım ermez ama gün gibi aşikar. Yani açılmayan dükkanlar, dönmeyen fabrika tekerleri. Çok şükür iyi gidiyor ama yani başka bir sürü sonuçları da olacak. Ülke olarak sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bir bedel ödüyoruz. Burada sonuna geleceğiz inşallah, yaklaşıyoruz. Bu kadar sıkıntı çektikten sonra evde kal Türkiye'm, ha bir gayret daha Türkiye'm. Çünkü yani herkes ister bayrama sağlıcakla çıkalım, anamızın, babamızın, büyüklerimizin ellerini öpelim, çocuklarımızla kucaklaşalım. Bilmiyorum, belki o gün bayrama bu tedbirler de biraz daha gevşetilmiş olacak ama yani bu kadar sıkıntıdan sonra böyle belirsiz bir alanda birdenbire bir boşluk oluverirse diye çok da endişem var açıkçası. Ama bunlar tekrar tekrar konuşulacak, tekrar tekrar gözden geçirilecek eminim ve doğru olan kararlar verilecektir. Profesör Doktor Serhat Ünal, Bilim Kurulu üyesi bizlerle birlikte oldu hocam. İnşallah hafta içerisinde her gün bu saatlerde sizinle birlikte olacağız. Merak ettiklerimizi soracağız ama siz de damdan düştüğünüz için damdan düşenin halini çok daha iyi biliyorsunuz bu noktada. O tecrübelerinizi de dinlemek isteriz. Estağfurullah, tabii. Büyük bir keyifle ve zevkle. Çok çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Serhat Ünal yayın konuğumuz oldu. Sağ olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Sevgili seyirciler, bu süreçte hepimizin, dünyanın da konuştuğu acaba en doğru tedavi yöntemi hangisi? Hangi tedavi en çok etkili oluyor? Entübe etmek mi? İşte bir takım ilaçları kullanmak mı? Bir de immün plazma yönteminden bahsediliyor ki bu tedavi yöntemine ilişkin merak edilenleri konuşacağız. Şimdi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor Osman Özcebe bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Cengiz Bey. Hoş bulduk Cengiz'den de. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi o kadar çok konuştuk, o kadar çok dünya konuşuyor ki işte Trump'ın açıklamalarını siz de dinlemişsinizdir. Acaba kana bir şeyler enjekte etsek faydalı olur mu şeklinde en böyle iptidai, akla hayale gelmeyecek yöntemi söyleyenler de var. Tabii sizler bilim adamı olarak farklı tekniklerde deniyorsunuz ama bir immün plazma yönteminden bahsediliyor. İsterseniz önce bunu, nedir bu tedavi yöntemi? Buna ilişkin bizlere biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Bu tedavi yöntemi bir asır aşkın süredir bilinen bir yöntem. Daha önce çeşitli salgınlarda, pandemilerde kullanılmıştır. Yakın geçmişe bakacak olursak Ebola, MERS, influenza salgınlarında kullanılmıştır. Daha eskisine gidecek olursak kızamık, kaba kulak gibi salgınlarda kullanılmıştır. Nedir? Hastalık ortaya çıkar. Elinizde etkin tedaviniz yoktur. Aşınız yoktur. O zaman bu yöntemi kullanırsınız. Yöntemin esası ne? Yöntemin esası normalde bağışıklık sisteminin temel komponenti olan antikorlara dayalı bir şey. Nasıl çocuklar doğduğu zaman aşılamaya başlıyoruz bazı hastalıklar gelmesin diye. Bunlar virülansı, yani saldırganlığı, hastalık yapma kapasitesi azalmış patojenler, virüsler, bakteriler veya bunların parçacıkları. Bunları verdiğimiz zaman aşı yoluyla insanlara antikor sentezleri, antikorlar hedefe yönelik akıllı biyolojik silahlar. Yani kanınızda antikor denilen bağışıklık sisteminin yaptığı madde bulunduğu zaman, o mikropla karşılaştığınız zaman antikor onu nötralize ediyor, parçalıyor veya hastalık yapamaz hale getiriyor. Pasif immünizasyonda veya bu immün plazma tedavisi denilen şeyde oluşmuş olan bu antikorları oluşturmuş olan bireylerden bu antikoru oluşturamayıp hasta diğer tedavilere rağmen işleri yolunda gitmeyen bireylere plazma nakli yapıyoruz. Plazmanın içinde bu antikorların olduğunu varsayıyoruz ki çoğu zaman oluyor ve hastaların iyileşmesini sağlıyor veya iyileşmesine katkıda bulunuyor. Çünkü bu elimizde şu anda uğraşmakta olduğumuz virüsün kesin dört dörtlük bir tedavisi yok. Dünyada yüzlerce ilaç çalışması devam ediyor. Virüsün çoğalmasını yavaşlattığına, hücrenin içine girmesini yavaşlattığına inandığımız ilaçları kullanıyoruz. Türkiye olarak da erken dönemde kullanıyoruz ve bu yüzden de yoğun bakım doluluk oranlarımız ve entübe olan hasta sayımız az, son derece başarılı bir politika. İmmün tedavide de bütün bu tedavilere rağmen işleri yolunda gitmeyen, hastalık tehdit oluşturmaya devam eden hastalarda belli şartların oluşması lazım. Herkese bu tedaviyi vermiyoruz. Yani aman ben virüsle karşılaştım, hastalanmayayım, ben immün plazma alayım şeklinde bir yaklaşım yok. Evet. Koruyucu olarak kullanımı bunun yok. Yoğun bakım şartlarında çok gece kalmadan, çünkü sitokin fırtınası veyahut da sitokin fırtınasına benzer o sitokin network'ündeki hücresel hormonlar düzeyindeki değişiklikler başlamadan önce virüs hücreden hücreye atlarken, ki tıpta biz buna viremi diyoruz, viremi fazındayken verdiğiniz zaman bu yayılan virüslere bu antikorlar bağlanıp etkinliklerini azaltabiliyorlar. Bunlar pasif immünizasyon veya immün plazma tedavisi diyoruz. Yani kontrollü olarak etkinliği gösterilmiş bir şey mi? Hayır. Tıpta biz bir tedavi yönteminin etkin olduğunu inanmak için kontrollü çalışmalar yapılmasını isteriz ama şu anda ortada bir savaş hali var. Resmen ölüm kalım savaşı veriyoruz. Onun için kontrollü çalışma yapma imkanı şu şartlar altında şu ana kadar olmadı ama yurt dışında da, Amerika'da da, Avrupa'da da, İsrail'de de birçok yerde bu tedavi yöntemi başladı. Yani biz de bütün dünyayla paralel, hatta bütün dünyadan biraz daha öne çıktık. Birçok yerden çok daha organize olduğumuzu söyleyebilirim. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın korkunç destek, kooperasyon ve hevesiyle diyeceğim buna. Kızılay gerçekten esas burada rol oynayan organizasyon ve oynaması gereken de organizasyon, evet, aynı zamanda. Dünyaya paralel gidiyoruz. Zaten donör olacak, daha doğrusu plazma verebilecek kişilere ihtiyacımız var. O popülasyon daha yeni yeni oluşmaya başladı.
Tam burayı sormak istiyorum hocam size. Yani bu tedavi için birilerinin herhalde bağışçı olması gerekiyor. Bu hastalığı atlatmış sağlıklı bir şekilde. Doğru mu anladım? Doğru. Hastalığın laboratuvar yöntemi olarak hastada bir zamanlar bulunduğunun gösterilmesi lazım. Mesela tomografi çekiyoruz. Viral pnömoni diye tedavi başladığımız hastalar da oluyor ama bu tür kişiler eğer seropozitif şey yoksa, PCR pozitifliği ellerinde yok ise kabul edilmiyor donör olarak. Yani bu ağ sürüntüsü örneğinde yola çıkarken pozitif testi olacak. İyileşecek. Normal viral enfeksiyonlarda kan bağışçısı olabilmek için enfeksiyondan sonra 28 gün geçmesi lazım. Ama burada donör olabilmek için antikorun yüksek miktarda kanda bulunduğu süre 28 gün beklemeyi tolere edemiyor. Düzeyi kaybetmeye başlıyoruz. Hasta iyileştikten sonra, taburcu olduktan sonra iki kere boğazından alınan sürüntüde negatif olduğu gösterildiği zaman, virüs olmadığı gösterildiği zaman kan donörü olmak için de bir takım kriterler gerekiyor. Kişiye de zarar vermemek için, kanı vereceğimiz kişiye de zarar vermemek için. Bütün bu şartlar sağlandığı zaman 18-60 yaş arası doğum yapmamış, hastalığı geçirmiş, hastalığı geçirirken boğaz sürüntüsü pozitif olmuş, kan bağışına gelmeden önce boğaz sürüntüsünde iki kere yapılarak mikrobun, virüsün olmadığı gösterilmiş kişiler kan bağışçısı sorgulamasında geçebilirlerse bağışçı olabiliyorlar. Peki şurayı biraz daha açalım mı? Yani burada her virüse yakalanana bu tedavi yöntemi herhalde uygulanmıyor değil mi? Hayır, belli kriterlerin oluşması lazım. Bu gerek Amerikalı meslektaşlarımız, gerek Avrupalı meslektaşlarımız bir araya vererek dünya çapında bir beyin fırtınası oluşturarak bir takım kriterler oluşturdular. O kriterleri tutturan hastalara genelde de bu hastalar yoğun bakım şartlarında veya yoğun bakıma nakledilmek üzere olan hastalar oluyorlar. Ve tedavinin de ilk tercihen 2 haftası içinde, hastalık başladıktan sonra ilk 2 hafta içinde bu tedavinin başlanması gerekiyor. Üçüncü haftadan sonra verdiğiniz zaman sitokin fırtınası dediğimiz çoklu organ yetmezliğine giren tablo oluşuyor ki zaten o aşamada virüs hepsi gideceği yere gitmiş, hücrelerin içine yerleşmiş oluyor. Siz bu antikoru vermiş olsanız bile virüse ulaşmadığı için bir etkisi olmuyor. Bize gelen sorular arasında bilmiyorum ne kadar doğru ama immün plazma ve aşıyı kıyasladığınızda bir nevi aşı benzeri bir tedavi yöntemi diyebilir miyiz? O ortaklaştıkları payda antikorlar. Biz antikoru hazır oluşturmuş kişiden alıp hasta kişiye veriyoruz. Aşı da virüsü inaktive ederek, etkisiz hale getirerek veya parçacığını kişiye verip antikor oluşturuyoruz. Aşının elimize geçmesi için en az 1 yıl bilimsel olarak süre var. Halbuki bu iyileşmekte olan hastaların kanında elimizde hazır olan bir sağlatım yöntemi. Aşıya dair söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Çünkü şimdi aşı bir çay demler gibi herhalde. Aşı olmuyor. Bunun bilimsel olarak bazı aşı süreçleri onlarca yıl sürüyor ki bulunamayan aşılar da var. Bu çerçevede aşı sürecine ilişkin biraz bilgi verebilir misiniz? Bir kere virüsün immünolojisi ve biyolojik seyrine daha dünya tıbbı veya bilim insanları hakim olamadı. Piyasada dolaşan 3-4 farklı koronavirüs türü var. Bunlar nezle grip gibi semptomlar yapıyorlar ve bağışıklık gelişmiyor. Bir dahaki sene bir daha nezle grip oluyorsunuz. İnfluenza deseniz her sene kompozisyonu değişiyor. Her sene grip aşısı olmanız gerekiyor. Yani eğer bir şekilde bu virüs mutasyona uğrayıp farklı bir şekilde geri gelmezse hep ikinci dalga dönüyor veyahut da bu olay sırasında mutasyona uğramazsa şeklini korur ise ki polimorfizm dediğimiz genetik yapısından içinde bulunan materyalde ufak tefek değişiklikler var. Yüzlerce değişiklik saptanmış ama saldırganlığı ve yayılım hızı ve hedefi ACE2 reseptörü ile ilgili bir mutasyon yok. Dolayısıyla hep aynı klinik tabloyu görüyoruz. Aşı yaparken bunlar sorun oluşturacak mı oluşturmayacak mı bilmiyoruz. Ayrıca aşının da bu ACE2 denilen S-spike'ı virüsün üzerinde bulunan özel anahtar noktasında spesifik olması lazım. Orayı hedefleyerek aşı yapılabilecek mi? O da ayrı bir soru işareti. Örneğin sitomegalovirüs enfeksiyonu, sitomegalovirüs diye bir virüsümüz var bizim. Özellikle bizimle beraber yaşar. Bağışıklık sistemimiz çöktüğü zaman da bizi hastalandırır. Özellikle transplantasyon yapılan hastalarda bizi çok uğraştırır. Aşısı yoktur. Hasta olduğu zaman, hastalıktan su koyduğumuz zaman bir takım ilaçlar vardır etkili. Bir de hiperimmün globulinimiz vardır.
mutasyona uğramadığı için bu enfeksiyonu geçirmiş kişilerin kanından konsantre edilmiş bir şekilde bu antikorlar şişelere doldurulur. Başka hastalıklar bulaştırılmayacak hale getirildikten sonra bu hastaların tedavisinde kullanılır. Yine ROGAM, anti-D dediğimiz düşük yapan kadınlarda kullandığımız immünoglobulinler vardır. RH uyumsuzluğuna bağlı olarak. Yani çeşitli hastalıklardan hiperimmün şekli, yani fraksinasyon, kanın plazma kısmının ham madde olarak girip işlendiği bir takım tıbbi sanayi tipi tesislerde ürün olarak elde edilmiş immünoglobinlerimiz vardır. Yani aşı gelişmese bile, yapılamasa bile, mesela AIDS'in aşısı da yok, CMV dediğim hastanın aşısı da yok, gelişmese bile büyük bir mutasyonu uğramazsa hiperimmünoglobulin bu hastalık için bir çözüm olabilir ki dünyada bu tür üretim yapan 5 büyük firma konsorsiyum markasız COVID-19, SARS-CoV-2 hiperimmünoglobulini geliştirmek için konsorsiyum oluşturdular. Türkiye'de de bu plazma işleme tesisinin temelleri atıldı, ihaleye çıkıldı. Bir süre içinde, bir süre sonra inşa edildi. Yani 3-4 yıl sonra faaliyete girecek. Bu tesisiniz yok, elinizde plazmanız var, yapacak işiniz yok mu? Var. Plazmayı belli bir kalitede toplarsanız yurt dışında partnerinizle veyahut da anlaştığınız bir sanayi tesisinde bu plazmayı işletip işlenmiş olarak kendinize geri alabiliyorsunuz. Tol fraksinasyon diyoruz. Kızılay'ın, Sağlık Bakanlığı'nın bütün bu bağlantıları var. Kızılay plazma toplama ve dondurma kapasitesini arttırmaya çalışıyor bu tür işlenmiş kan ürünlerine ulaşmak için. Bir miktar desteğe ihtiyacı olduğunu biliyorum Kızılay'ın kapasitesini arttırmak adına. Yani hiperimmünoglobulin faslına kayacak olursak elimizde biriktirdik bu antikor içeren plazmaları. Salgın bitti, elimizde kaldı. Ne yapacağız? Sanayiye yollayıp veyahut da kendi tesisimiz olacak olursa, ki yakın zamanda değil o, uzun erimli, tol fraksinasyona yollayıp yurt dışından COVID-19 hiperimmünoglobulin diğer enfeksiyonlara karşı güvenliği sağlanmış tüpte ilaç şeklinde temin etme imkanı olabilecektir. Osman Hocam, şimdi bize gelen, en çok gelen sorulardan birisi, işte insanlarda farklı kan grupları var. Acaba bu kan grupları da virüslere karşı farklı tepkiler veriyor olabilir mi? Yoksa bu virüs özellikle COVID için geçerli değil mi bu durum? Şöyle söyleyeyim, Çin'den çıkan yayınlarda bazı kan grubunda, özellikle A grubunda biraz daha sık olduğuna, görüldüğüne dair bir yazı yayınlandı ama bunun daha büyük serilerde doğrulanması lazım. Ben çok fazla ayağa yere basan bir veri olduğuna inanmıyorum. Osman Hocam, bir diğer konuda özellikle organ nakli konusu. Bu konuda hastalık geçiren, taburcu olanlardan organ nakli yapılması sakıncalı mı, veya onlara nakil konusunda bir sakınca var mı? Soruyu tam anlamadım. Organ nakli olanlar risk grubunda, bağışıklık sistemleri nakledilen organları atmasın. Covid geçiren hasta Covid geçirdi ve sonrasında taburcu oldu, iyileşti ve sonrasında bir organ bağışı yapmak istiyor. Bu mümkün olabilir mi? Vallahi birazcık şu aşamada erken onu karar vermek için. Çok fazla latent virüs gibi seyredecek gibi durmuyor. Yani virolog değilim, bu işin uzmanı değilim ama şimdiye kadar olan klinik gözlemlere dayanarak söylüyorum. Yani hücrenin içine girip herpes, işte uçuk virüsü gibi saklanacak bir virüs gibi durmuyor. Organlarda bir miktar hasar bırakacaktır. Enflamasyonla gidiyor çünkü virüs vurduğu organı enflamasyonla bir şekilde etkiliyor. Çok ciddi bir sistemik hasar iyileşen hastalarda şu ana kadar saptanmış değil ama şu anda savaş halindeyiz. Geri dönüp, yani bu hastalığı geçiren hastanın işte bir böbrek yetmezliğine girdiyse, böbrekleri eski haline döndü mü, akciğeri entübe edildiyse, eski solunum fonu kapasitesine kavuştu mu kavuşmadı mı, bu veriler elimizde yok. Bir süre sonra geri dönüp baktığımız zaman anlayacağız. Sıkıntısı şu, eğer bir şekilde daha bir takım tek tük de olsa vaka raporları var. Kullandığımız testin duyarlılığı çok fazla değil. %30-60 deniyor boğaz sürüntüsü testinin. İşte iyileşti, taburcu oldu. Yurt dışından, uzak doğudan gelen raporlar. Boğaz sürüntüsü örneğinde sonra pozitifleşti. Acaba pozitifleşti mi? Hiçbir negatifleşmedi. Ama bunlar aynı evde yaşadıklarını bulaştırmıyorlar. Çok fazla bilinmedik var. Eğer virüs vücudunuzda bir şekilde kalıyorsa, organ nakli yaparken bağışıklık sistemini, organı atmasın diye baskıladığınız zaman sıkıntı yaratır mı?
yaratabilir. Yani zamana ihtiyacımız olacak. Virolog değilim. Henüz bu erken bunları konuşmak için. Erken. Ama yani bekleyebilecek ne varsa tıbbi olarak bu dönemde beklemek lazım. Acil cerrahiler, acil kemoterapiler, acil organ nakilleri hariç. Profesör onlar doktor. Onlar da olduğu zaman kişiler immün süpresi olacağı için en az tansiyonu olan, kronik akciğer hastalığı olan, diyabeti olan, obez olan hastalar kadar büyük risk altında olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Osman Özcebi. Bizlerle birlikte olduğunuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Uzmanı kendisi ve sorularımızı içtenlikle cevaplandırdığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sevgili seyirciler, tüm dünya aynı konuyu konuşuyor. Koronavirüs salgını ki bu salgın dünyada ulaşım sektörünü vurdu. En büyük darbe turizm sektöründe. Hiç şüphesiz ki özellikle turizm ülkeleri İtalya, İspanya, Türkiye'nin bu durumdan olumsuz etkilendiği aşikar. Peki salgın ne zaman geçecek? Turizmdeki etkileri ne kadar oldu? Şimdi tabii ki raporlar oluşturuluyor. En yetkili isimlerden birisi Türkiye'de. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya bizlerle birlikte hemen kendisine dönelim. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. İyi Türkiye yayınlar. Bir turizm ülkesi. Belki bundan bir 10-15 yıl önce sadece yaz turizmi derdik ama şimdi bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Turizmciler olarak bu ülkeye döviz kazandırıyorsunuz ama böylesine bir salgında karşı karşıyayız. Öncelikle hasarın boyutu açısından bir çalışma yaptınız mı? Nedir tablo? Şimdi tabii hasar tespiti yapılabilmesi için sürecin bir tamamlanması gerekiyor. Şu anda görünen o ki turizm sezonu normalde Türkiye'nin başlaması gereken, yani yurt dışından gelen turist açısından başlaması gereken Şubat sonu Mart başı itibariyle yavaş yavaş kuzey ülkelerinden olmak üzere başlaması gerekiyordu. Nisan'da yukarılara doğru çıkıp işte Mayıs, Haziran, Temmuz pik sezon devam edecekti. Hiçbir şekilde başlamadığı için şu anda sıfır noktasına yakın gidiyoruz. Dolayısıyla ne zaman biterse hasar tespiti de o kadar daha sağlıklı yapılır. Yani evet. Haziran sonunda bitecek, Temmuz'da, Ağustos'ta yabancı turist gelecek gibi bakılırsa hasar başka boyutu. İşte Temmuz, Ağustos'tan sonra Eylül, Ekim gibi açılırsa sezon onun boyutu bambaşka. Hiç açılmazsa çok daha başka olacak. Dolayısıyla yani tıp insanlarının hastalıkla ilgili bilinmezlikler de nasılsa durumu, bizim de aslında şu anda sezonun ne zaman açılacağı ile ilgili bilinmezliğimiz devam ediyor. Öncelikle iç turizmin bayramdan sonra hani iç turizm ihtimalinin ortaya çıkması ile eğer bu yaralar yavaş yavaş sarılmaya başlanırsa, hani sezonun sonunda Eylül gibi Türkiye'de turist gelme ihtimali olur. Ancak o da yalnızca yine bize bağlı değil. Neden bize bağlı değil? Çünkü ülkeler vatandaşlarının seyahat etmesine izin verecek mi, vermeyecek mi, onu da bilmiyoruz. Şu evet. Anda yani Rusya başkan yardımcılarından bir tanesi yanılmıyorsam bir tweet attı. İşte 31-12'ye kadar Rus vatandaşlarını yurt dışına çıkartmayacağız dedi. Eğer bu resmi bir kararsa mesela Türkiye için gerçekten çok negatif bir durum oluşur. Rusya bu tür olaylarda ülkemizde daha önceki krizlerde en rahat davranan ülkelerden, pazarlardan bir tanesiydi. Rusya eğer vatandaşlarını göndermeyecekse Avrupalıların da buna benzer önlemler alacağını tahmin etmek çok zor olmayacaktır. Dolayısıyla dış turizm, yani yurt dışından döviz getirme anlamında bakıldığı zaman sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Nerede biteceği ile ilgili de tüm turizmciler olarak hepimiz gerçekten endişeliyiz. Eğer ülkeler bir takım yaptırımlar, bir takım seyahat kısıtlamaları getirirler ise, yani resmi olarak bu kısıtlamaları getirirlerse, zaten 2020 için yurt dışından turist beklemek ancak belli pazarlarda olacak demektir ki bu da ciddi bir yıkım olur sektör için. Tabii evet. Ülkeler böyle kısıtlamalar yapmaz ise ne olur?
onu da daha önce yaşadığımız bir pratik olmadığı için onu da çok fazla tahmin edemiyoruz. Seyahat önlemleri ne olacak? Yani uçak yolculuklarındaki oturma düzeni nasıl olacak? Havaalanlarındaki sağlık kontrolleri nasıl olacak? Tesislerimizde nasıl bir konaklama hijyeni açısından bakıldığında nasıl tedbirler alınacak? Bu tedbirlere ziyaretçilerimizin, turistlerimizin tepkisi ne olacak? Hani ülkeler her şeyi serbest bıraktı diyelim. Acaba ziyaretçiler bu kadar maceralı yolculuklara çıkacaklar mı? Bu kadar bilinmeze doğru tatil yapacaklar mı? Bunları da çok fazla tahmin edemiyoruz işin açıkçası. Öncelikle Haziran başında, yani bayramdan sonra hayırlısıyla inşallah içerideki turizm hareketinin ne kadar hareketleneceğine bakmak lazım. Ondan sonra daha somut şeyler söylenebilir yurt dışından gelecek evet. turist için de. Şunu merak ediyoruz bir de. Tabii birçok şey artık eskisi gibi olmayacak. Bakış açılarımız değişti. Turizm sektöründe de nasıl bir anlayış gelir? Daha çok hijyene önem verilen tesisler mi tercih edilir? Standartlar mı değişir? Vallahi kesinlikle bundan sonra turistlerin hem yerli hem yabancı turist açısından söylüyorum. Hijyene maksimum önem verilecektir. Maksimum önem veren tesisler zaten bakanlık tarafından bence bundan sonra belgelenecektir. Yani bakanlığımız da artık bundan sonra o konularda çok daha duyarlı olacaktır diye düşünüyorum. Tüm tesislerimizde insanların kalabileceği hijyen ortamlarının var olduğunu bir biçimde göstermemiz gerekiyor. Evet. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Müşteri tercihleri açısından bakılırsak neler tercih edilecektir diye düşünürsek daha sakin tatiller tercih edilecektir. Çok kalabalık ortamlara insanlar belli bir müddet girmek istemeyecektir diye düşünüyoruz. Bütün meslektaşlarımızla hemen hemen görüşlerimiz aynı. Yani hepimiz sonuç itibariyle bu işi yapan kişi olsak da bir anlamda da turistiz de yani biz de ailelerimizle tatile gidiyoruz. Nasıl tepki vereceğimizi düşününce insanların da buna benzer tepki vereceğini düşünüyoruz. Daha düşük kapasiteli oteller, daha kalabalıktan uzak. Butik oteller daha çok revaçta olur mu bu süreçte? Şimdi tabii oransal olarak butik otelin de alanı da küçük olduğu için yani müşterilerin, turistlerin birbirine mümkün olduğu kadar az temas edeceği, az birlikte olacağı oteller tercih edilecektir. Bu otelin tabii alanıyla da ilgili, verdiği servisle de ilgili. All inclusive servisler büyük bir ihtimalle belli bir süre askıya alınacak gibi duruyor. Çünkü aynı kuyruğa girip aynı kaşıkla aynı tabaktan yemek almak işte gibi olaylardan insanlar biraz uzak duracaktır, çekinecektir diye düşünüyoruz. Hava yolu açısından bakıldığında da seyahatlerde ciddi bir takım şimdi Avrupa'dan yurt dışındaki yayınlara bakıyoruz. Oralarda yavaş yavaş tedbirler uçak içi dizaynların değiştirilmesiyle ilgili dahi low cost'larda dahi böyle çalışmalar var. Bunlar tabii seyahat maliyetlerini artıracaktır. Çünkü o uçakların kapasitelerinin belli bir miktarı düştüğü zaman doğal olarak cost'ları da maliyetleri de ona göre artacaktır. Şimdi otelin maliyeti bir miktar artacak, seyreltilecek yolcular, restoranlar ona göre dizayn edilecek, yeni konseptler geliştirilecek. Uçak aynı şekilde, transferler aynı şekilde. Yani 40 kişilik otobüse 40 kişi koyamayacağız büyük bir ihtimalle. Bu yeni regülasyonlar yayınlanacaktır büyük ihtimalle. Oradaki maliyetler artacak. Gruplar daha küçük olacak. Dolayısıyla seyahat etmek önümüzdeki dönemde biraz daha maliyetli olacak gibi duruyor şu anda buradan baktığımızda. Son olarak kaç kişi Türkiye'de turizm sektöründe doğrudan ekmek kazanıyor, ekmeğini kazanıyor? Vallahi yalnız yiyecek içecek sektörü için tespit edilmiş rakam 2 milyonun üstünde. Şimdi dolayısıyla biz bir turizm ülkesiyiz her şeyle. Turizm biliyorsunuz kendisinin dışında 52 tane sektörle ilişkisi olan, ilintisi olan, bağı olan bir sektör. Yani rakamlar, istatistiki bir rakam yok ama yani çok önemli bir bölümü, ülkemizin özellikle sahil kesimlerinde önemli bir bölümü turizmden ekmek yiyor. Yani hiç turizmle alakası olmayan, orada seracılık yapan vatandaşımız da turizmden ekmek yiyor. Ne bileyim orada hayvancılık yapan vatandaşımız da turizmden ekmek. Ama doğrudanı bile hesapladığımızda çok büyük bir sektörden evet. bahsediyoruz. TÜRSAP Başkanı evet. Firuz Bağlıkaya umuyoruz
çabuk adapte olur Türkiye turizm sektörü. Çok zorluklardan geçtiğini biliyoruz Türkiye'nin turizm sektörünün çalışanlarının, ama yine o Türkiye ekonomisine döviz kazandırmaya devam edeceğine inancımız tam bu süreçte. Tabii ki sizin de üniversitelerle, bilim adamlarıyla bu sürece nasıl adapte olacağına ilişkin hazırlıklar yapmanız da çok önemli. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, böylece bizler saat 9'da başladığımız özel yayınımızı burada noktalıyoruz. TRT Haber ekranlarında hafta içi her gün böylesine bir yayını karşınızda olacağız. Ve gündemi konuşacağız. Gündemin farklı boyutlarıyla ele alacak uzmanlarımız. Sizlerin sorularını onlara yönelteceğiz. Biz özel yayınımızı bugünlük burada noktalıyoruz. Saat başında Esra Kaya günün gelişmeleriyle karşınızda olacak.